Günaydın. Medya Kritik başladı. Cem Küçük ve ben Fuat Uğur karşınızdayız. Haftanın bu son günde sevgili seyirciler. Nevşehir'de yine bir F-16 kazası ve bir askerimiz şehit sevgili seyirciler. Allah'tan rahmet diliyoruz bu F-16 kazalarını. Daha geçtiğimiz aylarda yine başımıza geldi. Ve sonuçta F-16'ların bu tür kazaları hakikaten başımıza ağrıtıyor, şehitlerimiz oluyor ve hakikaten acı yaşıyoruz böyle bir e, olaydan dolayı. Çünkü kaza haberleri ve kaza haberlerinin arkasından gelen şehit haberleri de insanı üzüyor. E, tıpkı Afrin'de yine e, EYP patlaması sonucunda, el yapımı bomba patlaması sonucunda 3 askerimiz şehit oldu. Şimdi tabi denizi geçtik, e, derede boğulmamak gerekiyor kuşkusuz ama o kadar çok tuzaklama, o kadar çok... E, bilinmedik yerlerde ve olmadık yerlerde tuzaklama var ki ee, bunlarla karşı karşıya kalınıyor, çok dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Ee, bütün dikkati, özen özeni gösteriyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Çok emeğiniz, ama e, hak, e, hakikaten e, böyle bir e, bombayla ve tuzakla karşılaşmak, e, şeytanın aklına gelmeyen yerlere yapılan tuzaklamalar çünkü bunlar. Bu bütün dikkate rağmen, bütün özene gösterilen özene rağmen küçücük küçük, mikro ölçekli bir ihmalle ihmalle ya da göz yani gözden kaçırma da demeyeyim ben buna. Yani gö, artık görünmüyor yani. Anlatabiliyor muyum? Görünmüyor ve bu tuzak 3 askerimizin hayatına mal oldu 3 askerimiz şehit evet. oldu. Allah'tan rahmet diliyorum. Hakikaten tabii... çok üzücü. En çok buna üzülüyorum. Biliyor musun? Yani çarpışarak şehit olmak bir yerde bir şey biliyor musun? Yani en çok buna üzülüyorum. Tabii bir yerden çarpışarak vuruşarak ya da böyle ayrılmak evet. gitmek terörist bile olsa evet. hani öyle yap dersin. Evet. Bunlar onu da yapmıyor. Bu Esad'ın adamı Fehim Taşçekin bunun işaretini vermişti. Evet. Geriyle savaşı yapacaklar diye Afrin'de. Uzaklamalar. Uzaklamalar yapacaklar orada burada diye. O yüzden de şaşırtmadı bu. Allah rahmet eylesin şu askerimize. Bu düşen helikopterle ilgili bir şey diyeyim. Bak bu kaçıncı oldu. Evet. Ya yani burada yani bu birkaç hafta önce gene konuştuk bunu. Bir Isparta'da düştü Eskişehir'de evet. şeyde. Ya bunun hakikaten bu uçakların niçin düştüğünün hakikaten araştırılması lazım. Yani bir gazetecinin bunu dert edip bir muhabirin yani niçin bu diye düşüyor diye Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri yetkilileriyle görüşerek bu uçakların helikopterlerin niçin düştüğünün hakikaten belirlenmesi lazım. Yani dün çok Allah'tan yani o da çok sayı bir şeydi, bir şehit oldu. Uçakta bir kişi varmış ama keşke düşmeseydi yani arkadan çok üzücü bir şey yani. Evet, evet. Şimdi Afrin'de Mehmetçik ilçe sakinlerini sağlık taramasından geçiriyor bu arada. Çok güzel fotoğraflar var bizim Türkiye Gazetesi'nde var. Mesela görebiliriz bunu birinci sayfasından. Yaraları sarıyoruz. Bir yandan da okullar şey yapılıyor. Yeniden boya badana yapılıyor cam evet. ve yeniden faaliyete geçiriliyor. Öğretim eğitime açılıyor. Milliyet gazetesinde de var buna benzer bir manşet. Evet aynı fotoğraf Sabah gazetesinde de var. Güzel bir fotoğraf ama ben daha da çok içeride var mı bilmiyorum. Daha çok güzel fotoğraflar da gördüm. Çok hoş fotoğraflar var. Çocuklarla askerlerin yan yana duruşunu görebiliyoruz. Yeni Hayat diye bir milliyet manşet yapmış. Orada da görebiliyoruz fotoğrafları. STK'lar Afrin'de çalışmalarını hızlandırırken Mehmet Güvenliğinden emin olduğu evlere dönüş izni verdi. Hulusi Akar da bir açıklama yaptı biliyorsun Cem. E, ve dedi ki dönüşler dedi hızlandı dedi. Afrin'e dönüşler dedi. Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı. Bu da önemli bir açıklama çünkü Genelkurmay Başkanı tarafından böyle evet. bir açıklamanın yapılması. E, bu şekilde dönüşüm başladığını işareti gibi geliyor bana. 250 300 bin kişi deniyor yani dönecek olan toplam sayının. Hı hı. Ee, şimdi bile 5-10 bin başlamış yani. Hakikaten herkes evine, yurduna dönüp oranın yeniden inşasına da bizim devletimiz yardımcı oluyor. AFAD filan diğer ekipler hepsi. Hı hı. Yani orada bir sosyal hayatta bir daha yeniden başlayıp insanların normal hayatına dönmesi lazım. Keşke her yerde öyle olsa. Ama Esat hala Doğu Guta'da orada burada katliam yapmaya Devam ediyor. Devam ediyor. Geçen akşam Kanal D'de gördüm. Şeyde, sınırda kendilerine verilen geçici Türkiye'de geçici ikamet belgeleriyle birlikte Suriyeliler kimi yıllardır Türkiye'de kimi aylardır Türkiye'de. Hepsi de geri dönmek için Türkiye'nin kendilerine verdiği geçici kimlik belgelerini teslim ediyorlar ve tekrar vatanlarına dönüyorlar ve yüzlerce yığılmış onlarla röportajlar vardı. Kanal D'de Hı. güzel bir iş yapmışlardı. Ve bu gösteriyor ki Şimdi Suriyelilere yönelik ırkçı, dışlayıcı, ötekileştirici, fanatik ve faşist kafalı adamların bu tür açıklamalarını tekrar hatırlatmak istiyorum. Yani bu insanlar mecbur kaldılar buraya geldiler. Ve vatanlarında <laughs> eğer bir özgürlük ortamı, rahat bir ortam ortaya çıktın da geri dönüyorlar vatanlarına. Onu diyen aptalların tabii dünyadan haber yok. Adam havadan vuruyor, karadan vuruyor. <laughs> Elinde ağır silahlar. Ne yapacak insanlar? Hı hı. Ölümden kaçmak için sadece bize değil işte çevre ülkelere evet. de gidiyorlar. Avrupa'ya gidenler de var sayı az da olsa. Hı hı. Yani öyle yorum yapanların zaten dünyadan bir haberi yok. Ama bizde de bazı müptezeller var öyle biliyorsun. Hı hı. Maalesef evet. Bizim şey görünen efendim erkekler gitsin savaşsın bilmem. Yani adam oraya gitsin, ölmeye gidiyordur. Ha eğitirsin alırsın. Türk Silahlı Kuvvetleri olduğu ihtiyaca bakar ayrı. Ama o PESBAY yorumlarının bir önemi yok. Yani. Şimdi biraz önce EYP'den e, dolayı 3 e, askerimizin şehit olduğunu söylemiştik e, Cem. O üzücü haberi vermiştik. Şimdi Uğur Yıldırım'ın bir haberi var. Sabahta çıktı zannediyorum. E, Afrin'de sokak sokak temizlik diye bir haber. İkinci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in bazı grupların gerçekleştirdiği yağma olaylarına karşı Afrin'e gelmesinin ardından yağma olayları olmuş. Ne? onu, onu kend, söyleyeceğim. Ben gen, bak. Kendini bilmez bir takım adamlar yağmalamaya başlamışlar. Şimdi dün onu ben sordum yani akşam hmm. şeye doğru. Birincisi Özgür Suriye Ordusunun bazı unsurları da var deniyor. Hmm. Bak hmm. deniyor. Yani ben kesin gö bilmiyorum. Ama bu yağmaların olduğu söyleniyor yani az da olsa bu doğru değil. Eğer bu Özgür Suriye Ordusunda da başkası da olsa bak hmm. bunlar belli ki bir şeyler olmuş ki 2. Ordu komutanımız oraya gitmiş. Hmm. Yoksa ya orada bir kişinin bile malını, bir ekmeğini bile izinsiz almak haramdır, günahtır, doğru değildir. Bir de Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü imkanı şeyi var. Ama orada yaşayanlar hani ben Suriye vatandaşıyım. Gideyim oradaki mala çörekleneyim, ganimet gibi diye düşünüp yapan bir kişi bile olsa bu ağır suçtur. O kişilerin de tabii cezalandırılması lazım. Oranın tabii hukuk nasıl işleyecek onu bilmiyorum ama bu doğru bir şey değil. Bu dün olmuş yalnız. Yani birkaç evet. olay yaşanmış. Yani kimsenin evini, mal parasını, pulunu arabasını, eşyasını bir alamazsın yani. Evet. Böyle bir şey. O onların sahipleri var. Ölmüş olabilir. Akrabaları var. Yani insanlar şehit olmuştur, ölmüştür. Akrabaları gelip alır onları yani. Evet. Bunu söylemek lazım. Evet, şeyde, e, şehirde şehirde sivillere ait malların rızaları dışında dışarı çıkartılmaması için de tedbirler artırılmış. Türk bayrağının asılı durduğu belediye binasında Suriyeli bir sivil memur görevlendirilmiş ve halka çağrı yapılarak kayıp ve çalıntı mallarının bildirilmesi istenmiş. Tespit çalışmalarının ardından şehir halkının zararının karşılanması için çalışma başlatılacakmış. Bu arada patlayıcı timi de iş başında e, çalışmalarını sürdürüyor. Zırhlı personel taşıyıcı ve kirpi araçları kent merkezinde ve mahallelerde gezen askerler ilçede güvenliği sağlıyor. Mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha timi Afrin'i karış karış tarıyor bu arada. E, ve Çocuklar da tabii dediğimiz gibi artık özgür bir ortamda daha rahat e, dolaşıyorlar, sokaklara çıkmışlar. E, ve eee Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin ardından şehrin en büyük fırını olan Ba ve İman fırını da TSK'nın talimatıyla hizmet vermeye başlamış. Fırının önünde de uzun kuyruklar oluşmuş. Ee, üç, şimdi şey 3 günde Evet. E, hizmet veriyor fırın. 4 ton undan 5000'e yakın ekmek çıkartmışlar. Evet. O evet. sadece o. Diğer yerlerde de var. Bir de dün görüntülerde vardı Fuat Uğur. Hı hı. Çocuklar artık o yollarda falan şeylerde oyun oynuyor, top oynuyor. Top oynuyor. Daha şey yapılmış. Yani çocukluklarını biraz hissetsinler. O çocuklar 6-7 yıldır savaşın çok büyük mağdurular. En büyük mağduru zaten kadınlarla çocuklar oluyor. Hı hı. O yüzden de o savaşın etkilerini arındırıp biraz da olsa gülmeleri hakikaten iyi bir şey yani. Tabii canım. Yani, bir yani. gülücük bile hı hı. o çocukların hakkıdır yani. Şimdi e, sevgili Cem, e, dedik ya e, lejyoner kafalı adamlar var Türkiye'de ne yazık ki. E, bu adamlar e, kafalarını hala bağımsızlaştıramadılar e, Türkiye'de. E, Güneş Gazetesi'nin manşetini arıyormuş şimdi. Güneş Gazetesi'nde bir haber çıktı. Sende ben de var. Bende şey. var. Rahatsız. Ha Evet. Ben şey. ben ben de bul ha, buldum ben de. Rahatsız evet. Nedir bu Çanakkale Belediye Başkanı? Biliyorsun Çanakkale Belediye Meclisinde AK Partili meclis üyesi bir hanımefendiye akıl almaz hı hı. aşağılayıcı sözler söyledi söyleyen bir eee bu adam. E, Belediye Başkanı Gökhan e, Afrin Destanı için düzenlenen etkinliğe tahammül edememiş ve zabıtalarını saldırdıp ortalığı dağıttırmış ve Mehmetçik'e destek pankartlarını indirtmiş. Hmm. Yani bu belediye başkanı hangi ülkenin vatandaşı olduğunu, hangi ülkenin şehrinin belediye başkanı olduğunu galiba unutmuş. Galiba PKK'nın şu anda kontrol ettiği Fırat'ın doğusundaki bölgelerde yaşadığını ve Çanakkale'nin de daha geçen gün 18 Mart'la andığımız kurtuluşunu andığımız Çanakkale zaferinden sonra PKK'nın denetiminde ki doğu fıratın doğusunda yaşadığımızı düşünüyor ya da kendisinin orada evet. olduğunu düşünüyor herhalde bu PKK kafalı belediye başkanının zapturapt altına alınması lazım ve sayıyla kendine gelmesi gerekiyor sayıyla kendine gelmesi evet. gerekiyor bu yaptığı kaçıncı bu terbiyesizliği bu edepsizliği yanına kalmaz Bence kalmamalı Böyle Zaten bir rezalet şey olmaz. Afrin'de şehitlerimiz var. Afrin bizim için namus, Afrin bizim şerefimiz, onurumuz. Ve onu anmak için, ona destek için düzenlenen bir etkinliği zabıtalarına sen dağıtacaksın. Ve yüzün kızarmayacak, utanmayacaksın. Böyle bir rezaletin altına imza atacaksın. Böyle bir şey olamaz. Evet. Bir de bu adam daha önce e, Ülgür Gökhan değil mi? Çanakkale Belediye Başkanı. Evet. HDP barajı geçtiğinde de 7 Haziran seçimlerinde pilav dağıtmasıyla meşhur evet. biliyorsun. Bu kaçıncı şeyden, diyorum işte. Evet şey var. Kendi teşkilatı bile bu olaya şeye isyan etmiş yani. E, bunlar ama normal yani şöyle normal. Ya yani normal değil tabii. Ama CHP zihniyet açısından normal. Evet. Afrin'de ya bütün mültecileri geri göndereceğiz diyen, işte biz iş, iş yapamıyoruz bu adamlar yüzünden diyen böyle bir zihniyet var. Bunlar ama bir karşılığı da yok halkta bunların zaten. Yeni yüzünü yeni gördükleri için millet yani bunları sevdiriyor var yok. Çanakkaliler bu adamı seçmişler ama yani. Ama teşkilatı da ha? Etmiş. Bak teşkilatı bile gitmiş. Seçmiş doğru. demiş ki yani burada bile bu yapılan doğru değildir demiş. Yani biz orada insanlara yardım ediyoruz ya şey söylemiş. Bence tabii halk seçtiği için bir şey diyemiyoruz ama bunu elde millette görüyordur. 2019'a doğru giderken aday olur mu olmaz Vallahi mı? Vallahi bilemiyorum. İnşallah tamam. görürler. Ee... Yani insana değer vermek şöyle. Bunlarda insana değer vermek kendi ideolojinden olursa değer veriyor. Senin gibi bir insan olmazsa insandan görmüyor zaten bunlar bunu. O yüzden de ölebilir, yani aç kalabilir, afir, sefil afir olabilir. Afrin neyin ideolojisi Cem? Esad'ın, onlar için PKK'nın, YPG'nin. Evet. Bunların kafa yapısı PKK, YPG'yi destekliyor. Onu terör örgütü olarak görmüyor. Terör örgütü onlara ÖSÖ'ye şey, ÖSÖ katil diyor. PKK'yı terör olarak, YPG'yi terör olarak görmüyor. İstihbarat yok diyor. Afrin'in bizim elimize geçip, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçip PKK'nın temizlenmesini hazmedemiyor. Nitekim bizim devletimiz de yani oradan bu işi bitince çıkacak zaten. Toprak bütünlüğünden yana Suriye'nin. Yani bunların şeyi rahatsız yani bunlar orayı PKK komplele geçirse onlar rahatsız olmaz. Evet. Orayı Esad ele geçirse rahatsız olmaz. Esad birini mesela Doğu Guta için katliamlar için bir protesto ediyorlar mı? Evet. Ösü'ye terörist diyor. Hı hı. Bilmem nedir diyor. E 500 bin kişi öldüren adam için niye bir şey demiyor evet. kimyasal silah? Çünkü onunla aynı ideolojide. Evet. Aynı ideolojik adama kötü i̇şte O yüzden bitiyorlar. İşte bunun medyadan yansımalarını da görüyoruz ya. Yani ideolojik bakınca bitersin. Bittiler işte. işte bunu da görüyoruz. Şu adama bak. Yani bu kaçınca re... yani rezillik konuşuyoruz burada yani. Evet. Ee adamın e, genel başkanı Afrin'e girilmesin, YPG terör örgütü değil, e, vatanlarını savunan e, bir ordu dedikten sonra bunun böyle yapması Haydaydı normal tabii ki yani. Evet. yani normal dersken aslında bu e, meczubun bunu yapması normal. Tabii. Kendi ideolojilerine uygun. Yani onların şeyine göre ama insanlıktan nasibini adam bırak orada adam şey yapıyor, kutlama yapıyor. Yani kendi ne? ideolojisinin ne kadar PKK'nın ideolojisiyle örtüştüğünü görüyoruz biz burada. Tabii tabii. Ve e, kendi ideolojilerinin aslında e, Türkiye, Türk milletinin, e, Türkiye'nin çıkarlarıyla tamamen zıt olduğunu görüyoruz. Bak. Türkiye'de 3.5 milyon Suriyeli kardeşimiz var. Elbette bunların içinde <laughs> binde bir bilmem bazen olaylar duyuyoruz tek tek. Evet. Ama büyük bir şey duyduk mu hiç? Bir evet. büyük bir skandal duyduk mu? O duymadık. Evet. Ayrıca bu insanların bir kısmı zaten vatanına dönecektir yani. Bir kısmı da burada ticaret yapıyor. Hepsi de şey değil, fakir yoksul değil. O fakir yoksul olanlara da Kızılay, Afat de devletimiz bakıyor zaten. Ama göç büyük için iyi bir şeydir. Yani onu canlandırışı. Bunun örneği Amerika, Avustralya. Biri göç aldı, biri almadı. Biri dünyanın süper gücü oldu, öbürü ne halde? Yani daha kendi halinde şey. O yüzden bu arkadaşlarımıza da, kardeşlerimize de, bu bakışı CHP zihniyetinin bakışını gösteriyor yani. Evet şimdi Mahmut Övür HDP ve Aydınların Suskunluğu diye bir yazı kaleme almış. E, Duran Kalkan'ın söylediği laflarla başlıyor. İnsanı dehşete düşürüyor. PKK'nın Afrin'de yaşanan son, e, çıkardığı sonuç insanı dehşete düşürüyor diyor. Şiddet ve terörden başka bir şey önermeyen Duran Kalkan yani Mahmut çok çok hoşsun sende terör örgütü zaten. E, Türkiye Afrin'i aldığında Ankara'da kaybedecek, Afrin'e karşılık Şemdinli'yi özgürleştirecek. İşte bu kafa diyor bu kafa anlatıyor bu kafanın neler yaptığını. Ee, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi riske girerek çözüm süreçleriyle toplumun nefes alacağı bir siyasi zeminin oluşturduğunu hatırlatıyor. 7 Haziran seçimleri ve Leyla Azanlı'nın 2012'de Kürt siyasetin önemli aktörlerinden e, evet. birisi diye söylediği sözleri e, dile getiriyor. Leyla Azanlı şunu demişti gerçekten de bir gerçeği kabul edelim. Bu işi isterse en güçlü o durdurur. O güçlü hükümetin... Başı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun bu işi çözeceğine inanıyorum. Şimdi hepimizin yapması gereken sorunu çözmede yanında olduğumuzu başbakan hissettirmektir demişti. Fakat evet. e, tabii öyle şımardılar, öyle alçaklaştılar, öyle e, ahlaksızlığın dibini buldular ki Selahattin Demirtaş gibi bir adama varıncaya kadar e, hepsi bir silah patlarsa Erdoğan o koltukta oturamaz diye tehdit etmekten seni asmayacağız, yargılayacağız demeye varıncaya kadar her türlü alçaklığı, her türlü şımarıklığı yaptılar ve zannettiler ki silahla PKK ile Türkiye'ye teslim alacaklar. Bunları anlatıyor. Evet, Abi şeyde de... Sonuçta Cemil Bayık ve Besi Ozat'ın devrimci halk savaşına yani terör, dev, terör terörle devleti yıkma çağrısına destek verdiler ve geldikleri nokta bu kan gölüne döndüler ve Afrin'de gitti diyor. Şimdi tabii Mahmut Övür de sevgili arkadaşım da biraz umutsuzca da olsa bir çağrıda bulunuyor. Leyla Zana diyor. Ey Ahmet Türk diyor. Ey Celal Doğan, Fırat Anlı, Sırrı Sakık. Hadi Altantan ekleyeyim ben. Neredesiniz diyor. Ya da diğer Kürt partileri yönetenler, aydınlar. Bu gidişe dur demek gerekmiyor mu? Niçin sesiniz çıkmıyor? Bu kirli oyun siz sustukça daha çok uzun süre oynanacak diyor. Buna bir şey ekleme yapayım. Bu şimdi saydığı isimler Leyla Azan, Ahmet Türk, Celal Doğan seslerini çıkaramazlar. Onu şöyle söylemek <laughs> lazım. 7 Haziran <laughs> Kasım arasında işte bu HDP'nin akılsızlığının örneği De Selahattin Demirtaş'tı. Hı. Aldı 113 oyla Erdoğan seni yargılayacağız ama adil yargılayacağız dedi. Şimdi cezaevi de çürüyor. Hı hı. Biraz da zor çıkacak yani gibi görünüyor. Diğer HDP'lerin yerli durum da ortada. Hı hı. Niye seslerini çıkaramadıklarını ben bir şey toplantıda hatırlıyorum. Hı hı. Kim söyledi bilmiyorum ama bizim yani siyasilerimizden biriydi galiba. Bu HDP'lerin de öldürülme korkusu var. Yani Selahattin Demirtaş'ın da var demişti. Atıyorum Figen Yüksek Dağı'nda diğerlerinde. Kim tarafından? PKK. Tabii, tabii. Çünkü bunlar bunları... kendi işlerine rasyonalize ediyorlar. Tabii bunu. bunlar şimdi Kandil yönettiği için bunlar belki aksi diyelim ki Celal Doğan, Ahmet Türk başka bir şey <laughs> söylemek istiyor. Ya da Leyla <laughs> Zana. Ama Kandil'in hemen bir talimat geliyor. <laughs> Kandil'den gelen talimatla da Leyla Zana için mesela içimizdeki Erdoğancılar deniyor. Ha, evet. Hemen böyle bu şekilde itibarsızlaştırma yapılıyordu. Can korkuları da var. Leyla Hed da sustu zaten. Tabii hani HDP diye bir şey yok. PKK diye bir şey var. PKK ne derse onlara bu yapıyor. Ama bir tane yürekli adam çıkıp bunların içinde ya ben bu PKK'ya şiddeti kınıyorum. Bak dese bu PKK dese, terör örgütüdür. yırtacak gütürüm. yani. PKK terör örgütüdür dese. Bunlar alçaktır dese. Ama ben Kürdistan istiyorum dese bak. Evet. Hani bunu şiddete başvurmadan dese ya toplumda aslında bir şey toplar. Olumlu bir şey toplar. Ama ne yapıyor? Bunlar gidiyor. Yani PKK terör örgütü filan demesine bile gerek yok. PKK'nın şiddetini ve terörünü artık reddediyorum. Biz bu PKK yüzünden sivil siyaset yapamıyoruz. Reddediyorum ve bütün HDP'lileri de bu reddiyeyi çağırıyorum dese birisi biter iş yani. İşte ama bu etkili isimlerden biri PKK'yla kıraması lazım. İşte diyor ya. İşte hani diyor değil mi? PKK diyecek terör örgütüdür, alçaktır. Bu kadar masum insanı öldürüyordur. Biz demokratik yollarla %13-10 oy aldık. Bırakın demokratik yolda siyaset yapalım dese ama tabii o riski göze alacak. Ama ama ya, çok şu şey, çok güvendiler. Ama o FETÖ'ye çok güvendiler, Amerika'ya çok güvendiler. Ama ben onu demiyorum. Bak şimdi Demirtaş'lara demiyorum. Onlar tamam. Ama şu saydıklarımızdan biri, biri kendini desin. riske edip belki de hani Allah göstermiş ölümü de göze alıp çünkü hani PKK öldürebilir bunları. Göze alıp bir şeyler söyleseler ve PKK'ya bir yırtılma olur. O zaman bir siyasi hareketinde de orada da daha iyi insanlar da bu sesi duyarlar belki onlar da PKK'yı kınayıp demokratik yolla siyaset yapmak isteyeceklerdir. Çünkü bu PKK bunları zehirledi. Evet. Bu insanlar belki farklı ses çıkarmak isteyen bir sürü insan var. Bir tanesi de şey öldü öyle. Böyle, neydi o bizim avukat öldürüldü. Şey, şey Tahir Elçi. Tahir. Tahir Elçi de Diyarbakır'da öldürdüler adamcağızı. Yani şey PKK adamı öldürdü Farklı bak. bir şey söylediği için. Bak o bir risktir. Hani Allah rahmet eylesin yani keşke şey ama bunu bir siyasi yapmalı. Yani de Ve HDP'nin önde gelenlerinden biri yapmalı. O riske girebilmeli. Ama o riske girecek bir isim de yok. Hepsi de kenara çekiliyor. Leyla zana biraz yaptı. O da en sonunda sustu yani. Evet. Sustu bir, bir ara şey Hasan neydi o bıyıklı şey? Dedim Altantan. O. Biri daha vardı onlarda. Hatip Dicle. Hadi o Dicle. da mesela bir şeyler söylüyordu. Evet. Hatırlıyorum. FETÖ'ye karşı çok sert açıklamaları vardı. Bilmem bizi mahvettiler diyordu. Sonra olduğunuzda sesi kesildi yani. Kesildi evet. Şimdi e, Afrin'den çıkmadan hemen Doğu Guta'da ee, Esad'ın, Esad rejiminin e, uçaklarının fosfor bombası attığının sıcak görüntüleri geldi. Nasıl alçakça bir katliam, nasıl alçakça bir januist uyguladıklarının açık delillerini, o görüntüleri izleyelim şimdi. Evet. 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 Şimdi görüldüğü gibi e, dünya bu görüntüleri izliyor. Sanki film izler gibi izliyor. Ve sonuçta Esad rejimi de e, varlığını sürdürüyor. Şimdi bu Duna görüntüleri izlerken dünya Macron, Macron denilen zibidi e, işgalden rahatsız demiş. İşgal sona ermedi. Bir yanda da Fransa karışmış tabii. Oh, e, Aldı başına gidiyor. Ve sendikalar grev yapıyor. E, ve Macron e, bir yandan, Merkel bir yandan Afrin'deki işgal kaldırsın demiş. Bu... Gidin de yahu işinizde. Hadi gidin ya. Daha ağır bir şey söylemek istemiyorum. Hadi gidin. Yani şuraya bak Cem. Evet. Yanıyor ortam. Ben ya. fosfor bombası ilgili bir şey söyleyeyim. Bu fosfor bombasını Amerika Vietnam'da ilk kullandı. Evet. Bu ne biliyor musun? Deriyi kemiğe kadar yakan bir bomba. Evet. Yani deriyi kemiğe kadar yapıyor ve acı ölümlere sonuç olan bir şey bu. Ama buna da hiçbir tepki şey yok yani. Yani Macron denen Zibidi, Merkel denen Neyse. Neyse. Yani şunları görmüyor. Afrin'deki işgali sonlandırın diye Türkiye çıkışta bulunuyor. Niye yaptıklarını biliyoruz tabi. Anlıyoruz onları. PKK'dan korkuyorlar. Çünkü milyonlarca PKK'lı var. Milyonlarca değil, yüz binlerce PKK'lı var Avrupa'da örgütlenmiş. Çünkü onların kucağında beslediler. Bunlar kendi kucaklarına büyüttüler onu. O örgüt şimdi kendilerine döndü. Yani saldırmaya başladı. Daha önceki gün BND'nin bir açıklama raporu yayınlandı. Merkel'e verdiler. PKK Almanya'yı tehdit ediyor raporu yayınladı ve Merkel'e verdi. Korkuyorlar. Yani huzurumuz kaçacak diye korkuyorlar. Tabii en kolay hedef ne? Türkiye. Türkiye'yi e, şey yapalım. E, tehdit edelim, Türkiye'yi Afrin'deki işgali son ver diyelim ve böylece PKK'nın gönlünü alalım. Onlar da bizim huzurumuzun olmasın. Yani böyle bir siyaset izleyen, dış politika izleyen korkak, ödlek, e, cüce politikacıların e, sonuçta bunları izlediğini görüyoruz. Türkiye burada... tek başına ne yapsın? Evet, ne yapsın Türkiye? Buna... Esad'ın tepesine mi insin? Yalnız bunu Amerika'nın da bir şey demesi lazım. Yani Amerika ya da Amerika tabii. değil ama bir de şöyle bak. Ah adil olmak lazım. Avrupa'nın buna gücü yetmez. Yetmez. Amerika'nın yeter. Niye Fransa Libya'ya pat diye çıktı? O ortak gitti ama. Kendi Aa, gitmedi. Ortak önce gitti, önce atladı ama gitti. Amerika hep onayla gittiler. Şey gitti. Bunu bir Amerika bence eğer e, fosfor bombası kullandıysa her türlü müdahale hakkı var. Onu yapması lazım. Bir iki. Bunu Putin'e soracaksın. Evet, bir de yani Putin, e Putin de ya. şimdi bizim tamam dostumuz, müttefikimiz de kardeşim sivillere bu kadar fosfor bombası atıp deriyi kemiğe kadar yakarak çocuk çocuk öldürüyorsan da bu da hak hukuk değil. Ben Esad'ı tanımam. O ben Putin'i tanıyorum. Evet. Esad ne ya? Esad evet. dediğin Putin'in oyuncu yani. At gel evet. ya yani ne derse onu yapar o. Evet. Yani şu kadar şeye ben iddia ediyorum bunu da Rusya'nın izin onayı olmadan da yapamaz. Yapamaz tabii. Ama bu çok ağır bir şey. Ya yani buna iki çok ülke, ağır. Amerika, Rusya bunların bir şey demesi lazım. Evet. O Macron falan Fransa'nın zaten kendini toplayacak halleri yok. Yani evet. bunların o senin dediğin PKK, MKK ödleri kopuyorlar. Ama bunlar, bunlar, bunlar gene dün toplanmışlar. Yaksın, Avrupa de Konseyi, de. Türkiye Allah karşısında Allah 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 Yunanistan Allah ve Allah Güney Allah Kıbrıs, Allah Kıbrıs Rum yönetiminin Allah yanında yer aldıklarını Allah ifade tarif. etmişler. <laughs> ve Ege Denizi ve Akdeniz'de İyi Yunanistan, Allah Kıbrıs, Allah Kıbrıs Allah Yunan, Allah Yunan Allah yönetimine karşı hamlelerini Türkiye'nin gaz arama çalışmaları ile ilgili olarak, kıta ile ilgili olarak yasa dışı olarak tanımlayıp kınayacaklar. Sevsinler sizi ya. Sevsinler ya. Bunun ama şu Beyaz fosfor olayı fosfor olayı çok kötü bir şey ya. ya fosfor değil, savaş suçu. Savaş Bak, suçu. Şeyde, şeye ha, göre savaş yani suçu Cem, yani. Esad'ın işlediği savaş suçlarının kaçıncısı bu Allah'ın. Şöyle. Kimyasal silah kullandı Obama döneminde. Müdahale etmeleri gerekiyordu, etmediler. İşte o zaman savunma bakanı. Şimdi bakan, yine kullandılar. Daha geçenlerde yine kullandılar. Yine bir müdahale söz konusu oldu. Ama geçen, yine ertelediler. Kullandı bir kere. Esad bunlara 52 tane Tomahawk attı. Şey Trump. Bunlar 52 tane Tomahawk attı biraz durdu Allah o zaman. Akber, bunu akber. askeri bir şey seçenek dışında şeye bırakmıyorlar ama bunu bir, bizim hükümetimizin de Putin'e başkalarının da yani şu adamını durdur demesi lazım. Evet. Ya yani bu da şey değil. Avrupa'nın buna gücü yetmez ama Amerika'nın yeter, Rusya'nın yeter. Onların bunu durdurması lazım. Yani bu iş yani bu insanlık suçu derken savaşta tabii ki orada bir savaş var. Hani belirli adam öldürme silahla falan artık normal görülüyor. Ama kimyasal silah ya da fosfor savaş suçu. Hani kimyasal silah bir şey yapmıyorlar evet. bu şey ama bu daha ağır bir suç yani. Evet. İnşallah müdahalesinde ne sivillere yani bu nasıl evet. nereden buluyorlar ne yapıyorlar o da enteresan yani. Evet Bunlar da varmış demek hocam. Evet bu, bu faşist Nazi zihniyeti Esat'taki Nazi zihniyeti işte bu Çanakkale Belediye Başkanı gibi CHP'liler işte bunları görüyorlar ve görüyorlar ve memnun oluyorlar biliyor musun? Yani oradaki dincileri öldürüyor diye memnun oluyorlar evet. bunlar. Bak emin olabilirsin. Çanakkale Allah Belediye Başkanı şu fosfor bombalarını izliyorsa, yani yani, orada akber. sivilleri Allah katleden şu fosfor bombalarını izliyorsa Allah. memnun oluyordur. Birkaç dinci daha ölmüştür diye. E, Esad Bak bundan emin de. olursun. Bunlar o kadar hastalıklı, Allah o kadar akber. meczup, o kadar kafadan sakat insanlar. Sana garantisini verebilirim. Yani altına imzamı atarım. Esad için zaten vatanını koruyan adam diyorlar. Kendi vatanını evet. emperyalistlerle mücadele ediyor diyorlar. İnşallah bakalım Birleşmiş Milletler'den toplanıp bomboş kararlar alacaklardır. Evet. Kimse de takmayacaktır o kararı. Evet. Zaten Rusya'nın her türlü engelleme evet. hakkı var. Evet. Şimdi bu arada Irak'ta da sessiz sedasız bir sınır ötesi operasyon başlamış. Bunu Abdullah Ağar bildirmiş. Yeni Birlik Gazetesi'nin manşetinde var bu. 5 kilometre içeriye girmişler. Şimdi bu küstah lafı da bizim medyanın çok şeyi var oldu. Favori kelimesi oldu. İşte Merkel'den küstah açıklama, Macron'dan küstah açıklama. Bir küstah açıklamada Irak'tan gelmiş. O eksik mi kalacak? Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Mahçuba, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır bölgesinde eylemlerini kınadıklarını duyurmuş. Mersi canım, Mersi diyelim, geçelim onu da. Evet, şimdi e, bunun... E, arkasından önemli bir gelişme tabii dün söylemiştik bunu. Beyaz Saray'dan e, ve külliyeden açıklamalar geldi peş peşe. Çünkü dün akşam e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerikan Devlet Cumhurbaşkanı, Amerikan Başkanı Trump'la, Donald Trump'la bir görüşme yaptı telefon görüşmesinde sonra her iki tarafta bir açıklama yaptı. Birer açıklama yaptı. Da Bu bir açıklamalarda da şey, şey karşılıklı ikili stratejik ilişkiler vesaire vesaire bildiğimiz klasik açıklamalar yapıldı. Fakat asıl önemli olan şey tabii ben bunu şakasını da yaptım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump görüştü, McMaster görevden alındı diye şakasını yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ama yani Belin alınacağı belliydi o. Alınacağı belliydi. Zaten... Ama yerine gelen her şey kişi ondan bin beter bir adam onu da belirtelim. Yerine Şimdi bu, kim geliyor? John Bolton geliyor. John Doan, Bolton. John, John Bolton. Bolton geliyor. Evet. Birleşmiş Milletler'in eski daimi temsilcisi Amerika'nın. Eski Amerika daimi temsilcisi. Bunu oraya isteyen Mike Pompeo. Onun evet. adamı o. Yani dolayısıyla zaten geçen hafta burada söylemiştik. Mike Pompeo geldiyse Hı -hı. şey gidecek. Ulusal Güvenlik Danışmanı değişecektir diye. Hı -hı. Belliydi onun değişeceği de burada artık kimin geldiği gittiği çok şey değil Hı -hı. yani. Hani ama ekibi tamamladı yani. Ekip evet, tam işi bu arada gitti. e, Trump'ı Rusya soruşturmasına temsil eden hukuk ekibinin başındaki John Dove da görevden istifa etmiş. Ve bir anda istifa etmiş. Ve e, şimdi şey tabii bu önemli için Amerikan medyasında yer alan haberlerde istifa sebebinin Rusya soruşturması yüzünden e, özel yetkili savcı Robert Mueller'a yönelik Trump'ın son dönemdeki sert açıklamaları olduğu iddia edilmiş. John Dowd denilmiş ki e, Trump'ı temsil eden e, bir diğer avukatı Jay e, Sekulov yaptığı açıklamada John Dowd bir dost ve hukuk ekibimizin değerli bir üyesi olmuştur. Devam eden hukuki süreçlerde başkanı temsil etmeyi ve özel yetkili savcıyla işbirliği yapmayı sürdüreceğiz. Ama demiş ama Amerikan medyası bunun sürece zarar vereceğini söylüyor. E, bunu da belirtelim e, evet. bu arada. E, Trump da e, ilginç bir şey daha yaptı. İlginç değil de çok aslında dünya ticareti ve ekonomileri için çok çarpıcı, biraz tehlikeli, hı hı. biraz riskli bir imza attı ve Çin'e karşı bir hamle daha yaptı. Bu hamle nedir? Çin'in gümrük tarifilerinin gümrük, Çin gümrük Çine özür dilerim yeni bir Çin gümrük tarifeleri paketi kurulacak ve ne derler? ABD'nin teknolojisini ve mülklerin Çin'in yatırımlarını kısıtlama amaçlı bir plan yapacaklar ve bu paketi imzalamıştır. Evet. Yani Biraz o Çin milyar... mallarına artık yeni bir kısıtlama geliyor, Çin'in yatırımlarına kısıtlama geliyor ve Çin gümrük tarifeleri yeniden düzenlenecek yani ve artırılacak. Bu şu demek, Çin malı diyelim ki 10 dolara geliyorsa 12 dolara gelecek, 13 dolara geliyor demek, hı hı. vergi koyuyor Çin malına daha hı. az şey demek. Ama bu tabii ben ticaretten çok anlamıyorum ama söylenenlere göre şeyi çok olumsuz etkileyecek. Hı -hı. E, Amerikan ticaretini çok olumsuz etkileyecek. Aksini Hı -hı. düşünenler de var, öyle olmaz diyenler de var. Hı -hı. Ama Çin'in 2 trilyon dolar Amerikan Merkez Bankası'nda parası var, sermayesi var. Hı -hı. Bu çok etkiler deniyor, etkilenmez de deniyor. Ama zaten bu seçim vaadinde bulunmuştu şey. Evet. Trump o seçim vaadini şimdi yere, yerine getiriyor. Aynen duvar örülmesi olayında olduğu gibi. Ve bu Çin içinde olduğu gibi ve e, Green Card olayında geri adam atacağını söylemesi gibi. O yüzden bence bunu seçim vaadi olarak yerine getiriyor ama bunun seçim sonuç bunun sonucunu olur. Onlar birkaç yıl sonra ancak anlaşılır ama adam dediğini yaptı. Evet. Şimdi tabii Amerika ile Çin arasındaki dış ticaret açığı Amerika'nın açığı 375 milyar dolar. Bu çok büyük bir rakam. Evet. Yani düşünsene adam ticaret yapıyor. Çin 375 milyar dolar alacaklı bu ticaretten. Ve karlı çıkıyor. Evet. Trump biliyorsun önce Amerika diyen bir başkan Amerika oldu. First, Ve evet. Avrupa ya yönelik yaptırımları, dünyaya yönelik tehditleri, Suudi Arabistan'a Katar'ı tehdit edip silah satması. Hep Sebebi bu. O yüzden de hep sen de söylüyorsun, söylüyoruz burada. E, Amerikan ekonomisinde belli bir düzelme ortaya çıkıyor. İşsizlik azalıyor, enflasyon düşüyor vesaire. Dolar da güçleniyor doğal olarak. Şeye ]ları. doğru gidiyor. 2019'un başında Clinton dönemindeki ekonomiyi yakalayabilir. Evet. Yani çünkü e, her ay e, o 50-60 bin kişi iş buluyor. Toplam 1 milyon, 2 milyon insan iş bulmuş. Evet. Silah bu, satıyor. Tabi, evet. E, göçmenleri almıyor, bilmem ne yapıyor. Göçmenler gelmeyince başkalarına iş vermek hmm. zorunda kalınıyor kendisi açısından mantıklı bir iş yapıyor ama bunun Amerika'ya zararı ya da olumlu tarafları nasıl olur? Onu birkaç yıl sonra görmek lazım evet, yani. birkaç yıl sonra görmek ama lazım. Ama şeyler çünkü... çok uyarıyor. Yani bu Çin'le işin Amerika'ya zarar vereceğini söyleyen evet, Çin çok varların, adam var. Çin tabii bu anlamda da dünyada ucuzlayacağını da söylemek mümkün. Bir de şey bu yabancı gazetelerde Daha da çok var. Mesela büyük markalar da şeyden çok çıkıyor Çin'den. İş gücü orada da biraz pahalanıyor. Şimdi evet. hayat standartının arttıkça talebin de artıyor. Mesela insani güvenliğin, işte o liberal ekonominin getirdiği şartlar, işçinin şartları düzelsin, evet. sigorta, prim bilmem ne. O yüzden de orada da çok şey olmuyor. Bangladeş'e kayan çok şey var. Afganistan'a evet. kayan çok evet. var. Evet, ama Abi, gerçekten Türkiye'de Çin malları işgal etmiş durumda biliyorsun. Yani hakikaten çok vahim bir durum. Türkiye'deki üretimi de kısıtlayan bir şey. Yani bu Çin mallarının, mesela ben çocuğu olanlar da bilir, çok şikayetçiyiz biz, tamam mı? Evet. Hani bir kere e, kalitesi düşük gerçekten de. İkincisi piyasayı bunlar kapladığı için alıyorsun bir şeyi beğeniyorsun, bakıyorsun made in China. E, şimdi e, senin çocuğun benim çocuğum, e, 10 yaşında evet. şimdi. E, Çin, Çin de mesela tekstil ürünleri yaparken mesela e, Şeyden tasarruf ediyor herhalde. Kumaştan tasarruf ediyor galiba tekstil ürünlerinden. Mesela çocuğum 10 yaşında, 13-14 yaşındaki çocukların kıyafetini almak zorunda kalıyoruz. Yani <laughs> kendi bedenlerine göre evet. mi yapıyorlar bu kıyafetleri anlamıyorum. İhraçmalı. Saizler tamamen değişmiş durumda. İhraç. Ve birbirine girmiş durumda. Yani çocuğa ben benim çocuğum normal bir çocuk tamam mı? Normal, gelişimini sürdüren bir çocuk. 13-14 yaşlarındaki çocuklar için olan kıyafetleri almak zorunda kalıyorsun. Böyle bir rezalet olmaz Ama Çin'de yani. şey de var. O düşük kayıtı var. iyi kayıtı mal yapan yerleri Abi, de var. Evet. O büyük markalara falan öyle şeyleri de var. Ama bu bize çok yarar. Yani Amerika'nın Çin'e böyle... Yani var belki... tabii ama onlar onlar sonuç itibariyle e, ya piyasaya işgal eden ürünler değil onlar. değil, değil çok ama azınlıkta. şöyle. Şimdi onlar azaldı. Evet. Şu Amerika'nın koyduğu vergi tarifesi bize çok yarar. Evet, bize çok adam ben de gibi. onu söylüyorum. Evet. O çok akıllı, yani bizim açımızdan iyi bir şey. İyi yani. bir şey. Trump e, onu 50 milyar değil de 100 milyar yapsınlar. Mesela Çin bu yolla dünyanın en çok tasarruf eden ülkesi ve en çok döviz rezervi olan bir ülkesi. Evet. Ülkesi aynı zamanda. Ülkelerinin başında. 2030'dan sonra zaten bir evet, evet. numaraya oturuyor. Yani sen de biraz önce hatırlattın. Evet. Amerikan bankalarındaki paraları da malum. Evet. Şimdi Trump'ın Tabii bugün Mustafa Kartoğlu güzel bir yazı yazmış. Burhan Pazarlama başlığıyla yazısı. Ee, bunun e, şimdi bunlar e, şey yaptılar ya efendim e, silah anlaşması yaptılar ya e, biliyorsun Muhammed bin Selman da hala şeyde evet. e, iki, buç iki buçuk haftalık bir seyahati var Muhammed bin Selmanın. Amerika Birleşik Devletleri'nde Orta Doğu'nun yeni prensi diye Amerikan medyası tarafından el üstünde tutuyor. Tabii 375, 304, 400 milyar dolara, evet. sil, dolara silah alsa seni beni de pire, dünyanın yeni prensi diye tanıtır Amerikan medyası. Amerikan medyası böyledir çünkü parayı veren düdüğü çalar biliyorsun. Şimdi şey diyor projeden daire satan müteahhit benzetmesi yapmış Mehmet Acet şeyle ee, Muhammed Bin Selman'la Donald Trump arasında gelişme, gerçekleşen görüşmeye dair fotoğraf diyor. Yani Trump'ın daha önce hazırlattığı ve Suudi Arabistan'da satılan 12,5 milyar dolarlık savunma sanayi ürünlerinin bulunduğu karton tablo vardı ya hatırlarsınız. de evet, evet. basında çıktı. Mehmet Acet bunu projeden daire satan müteahhit benzetmesiyle tanımlamış. Ee, tam bir Burhan Pazarlama fotoğrafı diyor Mustafa Kartol da. Şimdi tabii e... Trump işini biliyor gerçekten. Bunu söylüyor Mustafa Kartoğlu. Ee, önemli bir şey daha söylüyor. Şimdi Türkiye'yi ilgilendiren yanına geliyorum. Şimdi savunma sanayi açısından, bizim savunma sanayimiz açısından hmm. biliyorsun. Patriot yani DAEŞ saldırılarına karşı Türkiye biliyorsun. Patriot füzeleri istedi. Ne oldu? Türkiye'ye geçici Patriot füzelerini gönderdiler. Ee, hemen Avrupa ile dünyayla batıyla bir gerilimimiz oldu. Patriot füzelerini pat diye çektiler geriye. Yani hiç güvenilir değil Avrupa. Türkiye Amerika'dan silah istiyor, füze savunma sistemleri istiyor. Amerika Birleşik Devletleri sallıyor. Kongreden karar çıkarıyor. YPG'ye silahları veriyor. YPG'ye gönderdik silahları bize parayla vermiyor. Yani öyle bir Amerika ile ilişkimiz olmaya başladı. Şimdi diyor ki Trump diyor aslında diyor NATO ittifakını kullanarak tekel konumunu sürdürmek istiyor diyor. Ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava, hava savunma sistemlerini almasına tepkisi bundan diyor. Yani bakmayın diyor NATO sistemleriyle uyumlu değil. Atlantik İttifakı'ndan çıkıp Rusya eksenine mi kayıyoruz lafınlarına bakmayın diyor. Bu sözler ABD'li generallerden ve Türkiye'deki yıldızsız etki ajanlarından geliyor. Eğer cehaletlerinden dolayı konuşmuyorlarsa. NATO genel sekreterinden böyle bir şey duyuyor muyuz? Hayır diyor. Mesele tamamen duygusal yani parayla ilgili. Şimdi Türkiye'nin en az 6 ayrı füze savunma sistemine ihtiyacı var. Şimdi Fransa ve İtalya ile biliyorsunuz füze hava, savunma, hava savunma sistemi anlaşması yapıldı biliyorsun. Onu Mustafa da yazmış. Önceki gün gelen bir haber ben bunu yeni öğreniyorum. ABD'nin artık S-400 diye sızlanmayı bırakıp Türkiye'ye yeni Patriot hava savunma sistemlerini satmak için harekete geçtiğini gösteriyor. E, çünkü DH Terör Örgütü işte Patriotları istemişti vesaire vesaire... Şimdi diyor, Sabah gazetesinin bir haberine göre diyor, ben okumamıştım sabahtan atlamışım bunu. ABD Dışişleri Bakanlığından bir heyet bu ayın sonunda Türk-Amerikan savunma endüstrisi diyaloğu başlıklı toplantılar için Ankara'ya gelecek. Konu Türkiye'ye patrio sistemleri önermekmiş. Hmm. Bak şimdi enteresan değil mi? Yani hem önerecek hem de Türkiye silah satışında engel çıkaran kongreyi de ikna edecekmiş. Peki Türkiye Rusya ile S-400 anlaşmasını bozacak mı? ABD'liler elbette bunu yoklayacak ama diyor. Ben hayır hayır şey, diyor. Bir yani bunun için diyor ABD patro satmaktan vazgeçmez Mustafa Kaltıoğlu'na bir şeyim var, itirazım var. Evet. Bu iddia bence doğru değil. Hı hı. Ben Amerikan medyasında hiç böyle bir haber görmedim. Bu bir. Bizim açıklamalarda böyle bir şey görmedim. İki, kongre ve senatör bize zaten bunu satmamak için karar aldı. Hı hı. Bu kararı bozdularsa benim haberim yok. Bozdularsa da bu bir yerde haber olur. Hı hı. Dolayısıyla ben Türkiye S-400'ü alacak, ta talimat şey, Teslimat bilmem ne zaten yapıldı. Ödemeler yapıldı. Bu doğru bir yorum değil bence. Amerikan medyasında olmaması değil, bir argüman değil, değil aslında. Bu yanlış. Bak Musavokar Kurulu yanlış tamam. bilgi almış. Çünkü yok sabahtan aktarmış bunu. O da Sabah yanlış. Karistin. O da tamam. yanlış. Yani çünkü bak Kongre'nin kararı var. Kongre diyor ki Hı -hı. NATO Genel Sekreteri ne dedi Joseph Wotel o şey adam siz de D400 alırsanız dedi biz size bir şey satmayız dedi. Hı -hı. Bu NATO'dan ayrılma gelir. Biz NATO'dan ayrılmıyoruz. NATO üyesiyiz. O ayrı ama Amerikalılar bize bir şey satmak istemiyor. Çünkü Senato'nun kararı var Kongre'nin. Ya bilemiyorum. Ya bilemiyorsun değil mi? Olay bu. Ha, ya Kongre'nin o, olabilir, kararı ama var. Kongre e, kararını değiştirebilir ya da başka ya, bir kongre şey Kongre toplanmadı bilemiyor. ki. Hayır, şimdi evet. Kongre toplanır eder Türkiye'ye bak bu, biz zaten burada, bak... burada bu bu işin başlangıcı. Quat şimdi or. adamlar bak, gelecekler, bir, bir konuşursa... konuş, konuşacaklar, edecekler eğer bu, bu konuda bilgi. bir ön ön bir anlaşma olursa şahit, bunun formüllerini bulurlar. Bana Quat öyle doğru. gibi geliyor. Bu bence yalan bir haber. Ben ben Tabii. çok iddialıyım. Hı -hı. Doğru Hı -hı. Hı -hı. şunu söyleyeyim. Ben biliyorum. Çünkü şundan. Yani böyle bir şey ol olması mümkün. Biz burada önceki ya zaten Aselsan, Havelsan oradaki şey biz Hı -hı. niye burada kendi uçağımızı Hı -hı. onları yapıyoruz? İzin vermiyor adam. Kongrenin red kararı var. Hı -hı. Ha bilmem karar çıkaracak, başkan imzalayacak. Başkan Hı -hı. da imzalamıyor. E adamları zaten zıtsın. Orada ona veriyor. Zaten bize vermiyor, ona veriyor. Hı -hı. Ya, dolayısıyla bu şey bize değil. Ha o şöyle olabilir. Kardeşim PKK'dan silah çekersin bilmem ne olur. Kongre karar alır. Kongrenin kararı olmadan nasıl birisi savunma sistemi satacak bize? Yani diyorsun Bu mümkün mü? Yani diyorsun ki Türkiye'ye gelen heyetin Amerikan Türk Amerika savunma endüstrisi diyaloğu başlık toplantılar için Ankara'ya gelen heyet patriot sistemleri önerecek haberi yalan diyorsun sen. Ya şimdi. hayır, bakalım ya kongre karar lazım ya. Ha tamam. Ama bilemediğimiz bir yanı vardır Cem. Yok, yok bilmediğimiz bir yan olabilir mi? Yani ya. bilmediğimiz bir yanı vardır. Yine de bir açık kapı bırak bence sen. Şimdi bu kadar yok. emin ama konuşma kesin bak. konuşursan sonra başka ay, ay, bir şey çıkar. El, ya şey yaparsın da Kongre şöyle olur. Evet. Amerika der ki ben PKK'dan silah çekiyorum. Kongre'den karar çıkartıyorum. Türkiye'de NATO savunma sistemlerini veriyorum. Oturduk anlaştık. Hı. Esad bu dışı. O zaman dersin ki tamam ama bu büyük evet. haber değil mi? Kıyamet gibi bir haber olmaz mı bu? değil mi? Kongre kararları kaldırmış, etmiş, karar almış bir. Adam zaten vermiyor ki bize. Biz geçen Şimdi, hafta bak tam tersini bu, konuştuk buradaki, burada. Buradaki buradaki olay şu. Şimdi Türkiye S400 füzeleri aldı. Aldık bitti o ha, iş. Hep alıyor, aldı işte. Tamam. Şimdi ABD e, Türkiye'nin kararlılığını engelleyemedi. Yoksa evet. bozamadı. E, ama e, NATO'nun teker olmasını da istiyor Mustafa'nın dediği gibi. E, ve e, Trump dolayısıyla da eee Patriot füzelerini Trump, Trump kısa, diye biri yok. Ha satmak istiyor. Trump diye biri yok. Pentagon diye biri var. E, tamam biz ona Trump diyelim. Hayır ama bak bak, bak hep önceki yazdık bak bir saniye. Şimdi önceki konuşmalarımızla Ben sistemi, da sistemi anlatayım da. Bak bir, bir saniye. Önceki konuştuklarımızla çelişmeyelim. Şimdi şu önceki program. Şimdi ben şey. Mustafa'nın söylediğini söylüyorum. Ben, ben Mustafa'nın söylediğinin doğru olmadığını şimdi söylüyorum. satmak istiyor. Yani Amerika'nın yapacağı ben şimdi e, akıl yürütüyorum. Amerika'nın yapacağı yapması gereken e, şu olmalı. E, Türkiye'nin S400 füzeleri almasını engelleyemedik ama Şimdi adam Suudi Arabistan'a silah satıyor ve bunu sanki işte projeden ev satan müteahhit gibi bunu pazarlıyor. Türkiye'ye de satmak isteyecektir. Yani bir akıl yürütmesiyle işin mantığı bunu gösteriyor. işte bu yani. onun için de Rus S-400 füzelere rağmen ben de sana Patriot satıyorum. Alıyor musun almıyor musun diye söyleyebilir. O zaman şunu şöyle... Yani senin dediğin kongre kararları şöyle, eyvallah. Şöyle özetleyeyim ben. Eğer bu Mustafa Kartoğlu'nun dediği doğruysa ya da senin bu iddia ettiğin doğruysa o zaman bizim şu son 2-3 ayda çok hep bir çöptür. Çünkü bir saniye. Pentagon, CIA bilmem ne zaten buralarda bir görüş ayrılıkları vardı. Dış işlerini getirdiler. Onu da Pentagon'a uyumlu hale getirdiler. CIA'yı de öyle ya o hale getirdiler. Ulusal güvenliği de o hale getirdiler. Bak demin ne dedin? Sert bir şey, ters bir adam getirdiler. Bu adamlar zaten Türkiye ile değil. Biz PKK'yı destekleyelim. Ve aynı adamlar bizi S-400 aldı diye tehdit etti. İki kongreden kararı kapattılar. Bize satmıyorlar. Hı hı. Vermedi ki adam ya almak istedik vermedi. O yüzden bize bunu iptal ettik. Ne yaptık? Rusya'dan aldık. Çünkü vermedi. Hı hı. Kongre'de karar çıkarttı. Sonra biz bu. O yüzden de bu ha, bu şöyle olur. Amerika bir kafa açar. PKK'yı reddediyorum. Bilmem ne yapıyorum. Gelin oturun, konuşalım. Şöyle o bu başka. Ama şu an Amerika bize bir şey satmak istemesi mümkün değil. Eşyanın tabiatına aykırı bu. E, Suriye zaten. Suudi Arabistan zaten onların adamı ya da şey oldu yani. Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri ne dedik burada? Ya da onların dümenine girdi demedik mi? Evet. E dolayısıyla şey değil yani bunu çok uzatmak istemiyorum da yani doğru yorum değil yani bu. Hı, tamam neyse yani sonuçta evet. e, böyle bir yol varsa bunun yöntemi de bulunur diyorum ben de. E, savunma sanayisinde Binali Yıldırım'da yerlik oranı %24'lerdeydi. Şimdi %65'in üzerinde. Önümüzde 60 milyar dolarlık, 600'den fazla projemiz var demiş. E, bunu da bir bilgi olarak geçelim. Şimdi e, Aydın Doğan sessizliğini bozmuş. Şimdi buna evet, geçelim. E, ve açıklama yapmış. Açıklamasında e, duygusal bir açıklama. Biraz <laughs> dramatik bir açıklama. E, onu belirtelim. E, ve... Ee, nerede doğduğundan, hayata e, iş yaşamına kaç yaşında atıldığından, 59 yaşında Gümüşhane'nin Kerkik ilçesinde yüksek için İstanbul'a geldiğinden, 23 yaşındayken tek başına iş hayatına atıldığından, e, ne zaman yazılı basına geçtiğinden, dijital medyayı nasıl ya, e, aldığından e, devam ediyor. Ve e, diyor ki e, sonuçta Doğan grubunun medya sektöründe ee, yıllarca emek vermiş iyi ve zor zamanlarında biz hep bizimle beraber olmuş tüm çalışan arkadaşlarıma ve gazeteci dostlarıma işten teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunuyorum. Asıl büyük teşekkürleri de, teşekkürleri de yıllarca her gün yayınlarımızı büyük bir sadakat ve bağlılıkla takip eden okurlarımıza ve televizyon izleyicilerimize, dijital medya takiplerimize etmek istiyorum demiş ee, ve e, hepinizi saygı ve sevgiyle kucaklıyorum diye bir açıklama yapmış." Sen ise diyorsun ki yepyeni bir dönem ve yepyeni bir zamanın ruhu. Dün söylemiştim bunları. Dün söylediklerini üç aşağı beş yukarı bugün toparlamışsın ama şunları diyorsun sen. Birtakım e, bir takım isimler veriyorsun gerçekten de. Evet. E, diyorsun ki e, zaten Zafer Mutlu zaten 2.2 milyon liraya hisselerini satmış ve çıkmış zaten. Evet. Bugün Dilek Gün yazısından okuyoruz bunu. E, o çıkmış. Ertuğrul Özkök ve Zafer Mutlu hemen ayrılır da demiştin. E, Zafer Mutlu onlardan birisi ayrıldı. Ahmet Hakan da beklemeden ayrılacaktır diyorsun. Sen Ahmet Hakan'ın bugünkü yasına baktığımda hiç ayrılacak göz göremedim ben. Ben Ahmet Hakan'ın köşesine bugün baktım. Ee, bizim Hikmet Genç falan zannettim. Yani Ersoy dede falan zannettim. Hani bizim Ersoy o arkadaşlarımızın şeyi gibi zannettim. Bayağı değişik bir köşe olmuş yani. Onu da söyleyeyim yani. Do öyle bir şey. Deniz Zeyrek de öyle. Deniz Zeyrek'in köşesi de biraz bayağı değişik olmuş. Başım rejiden bildirdiler. Deminki konuya dönüyorum yeniden dışişlerinden bir açıklama yapılmış. Füze sistemi alımı için Amerika ile görüşmelerimiz sürüyor diye bir açıklama. Evet, ya, desinler o. Tamam, Desin, peki. desinler. desinler. Ee, evet. şimdi devam edelim Doğan diye. Amerika. Ben şunu şeylerimin bir şeyini okuyayım. Ben bu yazı şeyle ilgili iddia iddialıyım. Yepyeni bir dönem ve yepyeni bir zamanın ruhu diye. Hı hı. Şimdi şöyle. Doğan'ın zekasının en güvendiği A takım ikilisi olan Ertuğrul Erturloşuk ve Zafer Mutlu hemen beklemeden ayrılırlar. Hı hı. Bunda çok iddialıyım. Yani bunu söyleyeyim. Zafer Mutlu zaten gitti. Tamam. A takımında olmamakla birlikte Aydın Doğan ile adı birebir özdeşleşmiş Ahmet Hakan da beklemeden ayrılacaktır. Ama bugünkü köşesini sen de söyledin. Hı hı. Özellikle Hakan ve Özkök medyada gönül oldukça Doğan ve ailesinin hala Hürriyet gazetesinde kontrolü sürdürdüğünü akıllara getirecektir. Bu durum kaçınılmazdır. Yani hakikaten, şimdi düşünsene Ertuğrul Özkök ya da Ahmet Hakan kalsa sen ne düşünürsün? Evet. Yani bir şey olarak, yorumcu olarak veya sıradan bir vatandaş olarak. Eee... Arka planda Erdoğan'ın baş danışmanı olan Zafer Mutlu zaten zengin adamdır ve iş dünyasında hayatına devam edecektir. Üçüne de başarılar dilerim diyor. Neyse. Sonra Diğer sen zaman... B takımına geçiyorsun. Mehmet Yılmaz, Sedat Ergin, Murat Yetkin gibi yöneticilerin de tazminat alarak ayrılmaları uygun olur diyorsun. Akla uygun olur diyorsun. Evet ve eğer hırsla yeni sistemi zorlayarak madara olana yani kovulana kadar bekleme yaparlar mı tam bilemiyorum. ya Sanırım B takımının en zekisi Mehmet Yılmaz tıpkı Özkök, Mutlu ve Hakan gibi ayrılacak ve uzun seyahatlere çıkacaktır. Bunda da iddialıyım. Yani hmm. Mehmet Yılmaz ya gibi Murat ayrılacağını düşünüyorum. Ama ayrılmazlarsa hmm. madar olarak kovulacaklarını düşünüyorum. Yani hmm. onu da çok net bir şekilde söyleyeyim. Ayşe Arman'ın devam etmesi mümkün değil. Yani bu çok net. Yani bu belki grup alındıktan sonra ilk gidecek kesin budur. O da yani tahmin ediyorum madar olmak istemeyecektir ve hemen zaten ayrılacaktır. Ee, bir de bu saydığım isimlerin hepsi, yani Yılmaz, Ergin, Arman ve Yetkin, Sözcü, Cumhuriyet, Bir Gün gibi muhalif gazetelere gideceğini sanmıyorum. Çünkü bunlar bu çizgide değiller. Hı -hı. Bunlar hakikaten değil mi? Sözcü, Cumhuriyet, Bir Gün'e gitmezler. Hı -hı. Ama Doğan grubundan gönderilecek olan nispeten genç kuşak isimler bu gazetede dağıtılacaktır. Bailok İsmail diye bilinen saymaz, bana çok belaltı sağlamış bir kişidir ama çalışkan ve başarılı bir muhabirdir son dönemde Kemalist görünümlü Marksist rolünü iyi oynadığı için tazminat alıp sözcüye gidecek ve Halk TV'de program yapacaktır. Bunda da iddialıyım. O da duramayacak. Evet, Şirin Payız'ın da gider diyorsun ee, sen. Yüzde yüz gider. Ee, yine de diyorsun bir takım isimler sayıyorsun. Mesela Deniz Zeyrek, Çınar Oskay, Kanat Hakkaya, Ebru Baki, Cansu Çamlıbel, Melis Alpan, Dinçer Gökçe. O kadar gider mi onlar gerçekten sence? Duramaz. Ya, Cansu Çamlıbel filan duramazlar. Öyle mi diyorsun? Duramazlar tabii. Ya yani bu ama birden değil yani. Mesela şeyde... ben Deniz Zeyrek'in gideceğine inanmıyorum bekleyip görelim. Ben de ben de duramayız bak. Milliyet gazetesini aldığı zaman bir sürü isim vardı değil mi? Derya Sızak, Hasan Cemal, bir sürü isim vardı. Duramadılar. Ben bu isimlerin zamanla kendi bu tip durumlarda yani sözcü, Cumhuriyet buralara gideceğini düşünüyorum. Bize Şirin Payzın Cumhuriyet'e birebir. Değil mi? Ya yani hmm. Şirin Payzın'ın kafasıyla Cumhuriyet kafası aynı. Oraya gider. Yani. Cumhuriyet kafası değil de bence şey kafası daha uygun ona. Ee, bir, bir, bir yok yok bir gün ve özgürlükçü demokrasi diye bir gazete çıkıyor ya PKK'nın gazetesi o daha yakın. HDP PKK'nın gazetesi. Yani bir öyle gibi geliyor İsmail Saymaz da dün akşam Hande Fırat'ın programında bu ekranlar bizde kapanmamalı diye bir hafif ağlak bir e şey yapmış. Yani sonuçta e ne derler e dramatik bir efekt yaratmış kendisiyle evet, olarak. Evet gözlemlediği. ekranlar e bizde kapanmamalı. Gözlerim. Vallahi zaten işte Marksist görünüyorsun, Marksistsin ama Kemalist takılıyorsun. Bak suyun dün söylediğim suyun akışı rüzgarın bir esişi var. Bu durmaz. Bak beni o arkadaşlara da üz lazım. Ya yani, madar olmak istemiyorsanız zaten kendi çoğu kendi ayrılacaktır. Bak iddialıyım. çoğu kendi ayrılacak. Ama ayrılmayan madar olarak ayrıl. Hangisi daha iyi? Kendi isteğinle ayrılmak mı, ko olarak ayrılmak mı? Yani madar olarak ayrılmak. Ya bir devir bitti artık. Dinçer Gökçe kim bu arada ya? Muhabir. Abi, ne FETÖ'den niye... alındı bırakıldı. Ha öyle mi? Alındı bırakıldı. Ha. Şeyleri vardı. Sen diyorsun ki Fikret bile Erdoğan Aktaş Sıfata babayı bu süreçte kalabilir diyorsun. E... E, belli olmaz. Hande Fırat'la Hakan Çelik devam edebilir ama diyorsun Hande Fırat'ın şu <laughs> dün bahsettiğin e, Instagram'da yayınladığı ve sonra çektiği e, yorum değerlendirmeden dolayı başının derde girebileceği söylenir diyorsun. ama Ben çok önemli bulmuyorum. Hande Fırat bence de kalır. Tabii yok ama şöyle Grup ona yani Demirören ailesi de biraz tabii şey tepkili. Ona hani hı. çocuk ya sen şimdi öyle bir hareket yapar Sessiz kal ya. Çocuklar hareket yapıyorlar. Yalnız bu Demirören ailesinin Fikret bile Bey'e de bir hı hı hı. kızgınlığı var ama ben bunların üçünün devam edebileceğini 2019'a kadar söylüyorum. Bak bu şeydir. Bu arkadaşlar şunu görmüyor Dur. Yani suyun bir akışı var. Hı hı. Ya bu artık gidiyor. Yani bu artık direneyim edeyim bak şimdi Ahmet Hakan bugün ne diyorsun? Yani bizim Hikmet genç gibi, Ersoy Dede gibi. Yani bizim Star'daki Yeni Çavak'taki arkadaşlar gibi yazmış değil mi? Hı hı. Gibi. Hani bu artık ki o akıllı bir adam ya. Yani. Yazarlık açısından şimdi bak ben çok kavga ettim onu ayrı. Ama zekasını teslim ederim aklını. Hı hı. Akış suyun akışı var yani. Artık olmaz. Yeni bir Türkiye var değil mi? Hı hı. Yeni ve hürriye satılmış eski Türkiye adamlarıyla ya da Aydın Doğan deyince senin aklına hangi gazeteci geliyor? Şu an. Pek o. çok geliyor. Mesela şu an yani Aydın yani Öz başka Ahmet Hakan. Ahmet o yüzden olmaz işte. Hı hı. O yüzden olmayacaktır yani. O yüzden söylüyorum yani. Şimdi Yılmaz Özdil de ta bin yıllar önce yazdığı Aydın Doğan'la ilgili yazdığı yazıyı yayınlamış. E, bugün Sözcü'nün yazarlarından Uğur Dündar da e, kendini öne çıkararak kendini öne çıkararak kendisiyle yapılan Aydın Doğan'dan e, yolların ayrılması'nı anlatan bir röportaj yayınlamış. Uzun bir röportaj. Şimdi onu bahsedemeyeceğim. Ama orada bir laf çok dikkatimi çekti Cem. Ne diyor? Diyor o? ki ben diyor Aydın Doğan'a hakaret etmemek için bir servet kaybettim diyor. Uğur evet. Dündar. Evet. Ben Aydın Doğan'a hakaret etmemek için bir servet kaybettim diyor. Ama tam tipik Uğur Dündar yöntemi. Ama onun dışında Aydın Doğan'ı övüyor. Cem Uzan ise... Dönemin'i mi kastediyor evet, acaba? E, 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 evet. Evet Evet onu kastediyor herhalde. Hı hı. E, ve işte ama bundan da birazcık da sanki üzülüyormuş gibi de geldi bana. Bir servet yitirdim, kaybettim. Bir şunu demiyor. Bir serveti elimin tersiyle ittim demiyor. Evet. o bir Servet şu, kaybettim. Oradaki tanımlaman önemli. Şöyle, Uğur Dündar 6-7 yıldır ortalıkta yok. İşte bu megalomanlığından gitti. Evet. Yani bugünkü şey, şey dedi, şöyle böyle bilmem, bana diyor spor yazarlığı önerdi diyor. Ha Evet. E demek ki seni artık silmiş adam yani. İşte... Ee, Ferit Şahin'ke e, şey, sistemde bulunuyor vesaire. E, Uğur Dündarlar kolay yetişmiyor diye. E, evet. <laughs> bu e, ego var ya, şişkin ego ne inanılır gibi bir şey değil. Yani neyse e, sonuçta e, o da onu söylüyor e, ve e, efendime söyleyeyim. E, direkt Direk Güngör diyor ki bugün, e, dün benim söylediğimi yazmış aslında. E, bana göre diyor fiyat gayet iyi diyor satış fiyatı. Neden mi diyor? Evet. Dün borsada hisseler yükseldiği için bir önceki günün günkü kapanış fiyatına el alırsak Doğan grubunun elindeki en önemli varlık Hürriyet onun piyasa değeri 150 milyon dolardı diyor. Posta ve fanatiğin ise 90 milyon dolar. Doğan'ın yazılı basının 250 milyon dolar ettiğini düşündüğümüzde TV'ler halka açık olmadığı için piyasa değerini bilmiyorum. Bugün gruba teklif edilen edilen fiyat çok normal. Üstelik şunun altını çizmek lazım. Hürriyet 5 yılda 550 milyon TL zarar etti. Doğan Holding artık toplam gelirinin sadece yirmisini yazılı ve görsel basından sağlayabiliyor. Evet. Reklam gelirleri ve tirajlara giderek azalıyor. Uzun lafın kısası bu satış hikayesini değerlendirirken rakamları göz ardı etmeyelim. Aydın Doğan iyi tüccar, bugüne kadar hep bira aldığını üçe satan birisi diyor. Ve ama öte yandan yani bundan 5 yıl önce ya da 3-4 yıl önce 2.2 milyar dolarda Doğan i̇şte Holding doğan, doğan Medya'nın değeri Türk Telekom'un 90'larda 20 milyar dolar edip sonra 6 milyar dolara özelleştirip evet. şu an 2 milyar doların altında olması gibi. direkt Üngör'ün yazısı doğru. Yani 500, 2 evet. sene sonra satsa belki 500 milyon dolara satacaktı. Evet. 3 sene önce satsa belki 3 milyar dolara satacaktı. Evet. Yani böyle bir şey var. Akit Çok nasıl başlık atmış? Akitin, Akit'in başlığını manşetin getirebilir miyiz arkadaşlar? <laughs> Günün en komik şeyi ya. Yani. Almamış mıydınız? Alın ne? bu arada şunu okurken. Çünkü birbirine... Kaçıp kişi... kurtulamaz mısınız diyor. ya diyor, e, Satsanız da kurtulamazsınız. Satsanız da kurtulamazsınız, kurtulamazsınız diyor. O 28 i̇şte, Şubat'la alakalı. E, evet. E, şimdi Tamer Korkmaz bugün Yeni Şafak'ta Yurttaş Doğan gidiyor diye yazmış. Şimdi 1979'da diyor bir e, bir geçmiş yazıyor. Türkiye'deki ABD'ye bağlı baronsal, baronsal güç odağının medyada tekel oluşturan patronu olduğu için böylesine bir menzetme Mr. Doğan için biçilmiş kaftandır. Yani yurttaş Doğan, yurttaş Kane'den e, ...mülhem bunu söylüyor. O kim demiyor ki? Biliyorsun kim? Orson Welles'in filmi. Oradaki Ve bir basın patronu William Hurst. Ha, William Randolph Hurst. Evet. Onu William Hurst'ın hayatını konu alan 1941 yapımı ki bütün zamanların en iyi filmleri arasında sayılır. Evet. Ee, Yurttaş Kane, Orson Welles'in ondan sonra doğru film yapmadı zaten Orson Welles. Şimdi e, diyor ki onun için Yurttaş Doğan denilebilir diyor ona diyor. 1979 yılında Milliyet gazetesi satın aldığı vakit. Aydın Doğan, matbuat dünyasında tanınmış bir isim değildi. Otomotiv sektöründe iş hayatına girdi. E, Ve bir koçun, koçu da Ko-C-H-O-C-H diye yazmış. Ko. Damadı. Ko. Evet, damadı İnan Kıraç'ın elinden tutması sayesinde geçiş yaptı diyor. Ve e, sonuçta 94'te hürriyeti amiral gemisine aldı diyor. Lokomotifi oydu diyor. Şimdi... E, Mr. Doğan diyor, baş olan pardon Hürriyet'in o dönemdeki yayın yönetmeni Ertuğrul Özgök, çevik bir ziyaretinin ertesi günü atmıştır diyor. Çevik bir hmm. ziyaretin ertesi günü atmıştır diyor. Aynı dönemde Nisan 1997'de Loca Efendi'nin Kanal D'de refah yola beceremediniz gidin şeklindeki sözlerini Hürriyet'in manşetinde taşıyan da bu Ertuğrul. Evet. diyor. Latif Erdoğan arşivinden çıkan Fethullah Gülen'e ait sözler ise Loce Efendi ile Yurttaş Doğan arasındaki derin bağlantının sanıldığından daha eski yıllara dayandığını ortaya çıkarmıştır diyor. Gülen Latif Erdoğan da yer aldığı dar dairdeki bir sohbetinde şöyle demiştir. Aydın Doğan Bey bana dedi ki, bizzat söyledi ki, niye bana iş vermiyorsunuz, ben de yapayım dedi. Hürriyet Holding'in, Milliyet Holding'in arkasındaki insan ben de yapayım diyor. İnanıyorum ki yarın Sabancı'da, Koç'ta diyecek diye e, yazmış. Şimdi e, paralel darbe girişiminden 3 ay evvel kadar Hidayet Karaca'nın Gülen'le yaptığı telefon konuşmasına geçen Aydın Doğan'la ilgili bölüm de ibretliktir diyor. Şimdi hocam bugün Aydın Bey'le yemek yedik. Size selam ve hürmetleri var dedikten sonra şunları diyor diyor. Aydın Doğan Bey şu anda demokratlığı Hoca Efendi temsil ediyor dedi diyor. Evet. O görüşmeyi yapan şey Hı. biz yani Ağustos 2013'te bir, e, öyle Ağustos 2014 bir <laughs> kavga geleceğe görülüyor. Hı -hı. Aydın Doğan'a biri gidiyor. Hı -hı. Yani biri gidiyor diyeyim. Evet. O zaman söyleniyor. Yani şey satmakla kurtulamaz. Evet. Hı -hı. 2013 Ağustos'unda biri gidiyor. Aydın Doğan'a devlet tarafına geç deniyor. Hı -hı. O FETÖ'yle o zamanki adıyla cemaat kavgada ama Aydın Doğan onu yapmıyor. Yani Zafer mutlu da o dönemde yani biz er bu iş Erdoğan kazanır diyor. Ama Aydın Doğan o zaman gelen aracıya rağmen orada FETÖ'yü tutuyor. Yani 2013 Ağustos. Evet. 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 Şimdi bir gazeteci yurt, o giden de. Yurtta, yurttaş Aydın Doğan'ın gerçek demokratliği andığı Gülen'in yönetimindeki Gladio örgütü Fetö, 17-25 Aralık 2013 tarihinde emniyet yargı cuntası üzerinden darbeye girişti. 15 Temmuz 2016'da askeri darbeye kalkıştı. Bağımsız Türkiye işgal edilmek istendi. Peki diyor. Aydın Doğan'ın medyadan çekilme kararı hangi döneme denk düşüyor? ABD'nin Türkiye'ye karşıs Türkiye karşısında hayati mağlubiyetler aldığı bir süreci yaşıyoruz. Afrin e, bunun örneği diyor ve Amerikancı politikaların ve tezlerin dublajını yapmaya ayarlı bir yayın çizgisinin, lokomotif konumdaki Aydın Doğan medyasının el değiştiriliyor olması dikkat çekicidir diyor. Yani bu dönem, bu konjonktürde artık Aydın Doğanların güvenlere ve Amerikan politikalarına endeksli yayın politikasının artık bir manasının kalmadığını söylemeye getiriyor. Referandumdan sonra Aydın Doğan bir miktar teslim olup aslında yayın politikasını çok değiştirdi bir yıldır. Ama takatide kalmadı. Yani bu Amerikan yenilgileri filanla alakalı pek bir şey değil. Artık gidecek yeri kalmadı Aydın Doğan Yapacak işi de kalmadı. Tabii ki yenildi. Ağır bir yenilgi aldı. Ama bu yenilgiyi yani sürekli aldı. Yani 2007'de aldı, 8'de aldı, 13'te aldı, 15'te aldı. 1'e kadarsın. İşte 15'in yılın sonunda geldiği yer bu. Evet. Hızlı hızlı gidelim. Murat Kelkitlioğlu bugün ilginç bir yazı yazmış. Bu Fatih Gülsün var ya FETÖ'cü. Evet. Kılıçdaroğlu'na mektup yazmış. Demiş ki partim için sustum demiş. Ama yeterince destek alamadım demiş sizden demiş. Yani Murat Kelkitlioğlu'nun yorumu şu. E, abaltının sopa gösteriyor. Ona ben ya. bir şey diyeyim ki Fatih Gül. Ya arkadaş sende baylok çıkmış. Konuşmaların evet. Konuşmalarım var. Kaç kere girdi tespit edilmiş. FETÖ'cü olduğu net ortaya çıkmış. Partiden ne desteği bekliyorsun? Be bekliyor. Kemal yani Bey'i partinden... desteği... Kemal Bey tehdit ediyor. Bana sahip çıktı. Hani PKK'ya destekleri gibi. <laughs> yani Sezgin Tanrı kulları mesela ama şunu da haklı. Evet. Sezgin Tanrı kulu Eren Erdem, Barış Arkadaş nasıl herkese sahip çıkıyorlarsa bütün FETÖ'cü PKK'lara buna da sahip çıksınlar. Evet. Onda haklı. Haklı evet. Evet. Şimdi e, bunun lideri Fethullah Gülen de e, suikast tehdidinde bulunmuş. E, pislik yaratık. Sinek diyorlar. Sinek de olabilir. Bir başka çağın nemruzunda olduğu gibi virüs de olabilir. Bir AIDS virüsü de olabilir. Musallat olur. Yere serileceğini aklının köşesinden bile geçirmeyen o nemrut. Bir de bakarsın birdenbire yere serilebilir. Yere serili vermiş ifadelerini kullandı. Yani Kin ve nefret kusuyor, suikaste tehdit diyor sürekli olarak. Onu da söyleyelim. Bu arada şey ee, mi Fatih Gürsul mu? <laughs> yok. Fet Fetullah Fethullah Gülen. Evet son konuşmadan son Nemrut bile. falan şey. Artık şunu söyleyeyim bak. Bu tür bizim tarafta böyle bir korku şeyle empoze ediliyor. FETÖ'nün elbette var. Hala tam bitmedi. Sayın Cumhurbaşkanı Mehmet yaptı diyor. Cumhurbaşkanı. Ama artık emniyette, yargıda, orduda. Hani orada gene bir miktar olabilir belki. Bayloklar ortaya çıktıkça. Bir şey yapacak hali yok. Bilmem suikast, müikast. Bahar gelecek, yaz gelecek değil mi? Beş yıldır konuşuyoruz bunları. Ne bahar geliyor, ne yaz geliyor onlar için. Ya Emin olun bu FETÖ artık bir şey yapamaz. Tamamen kendi tabanını ve CSI'lardaki diri tutmak ve çözülmeleri engellemek için bunu yapıyor. Hoş evet, laf. Evet, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ayrılmayalım. E, Ersoy Dede'nin işte BDDK'nın kapsamına girmeyen bankalar diyor. Bir şey var, bir yazısı var. E, Kemal Kılıçdaroğlu adında bank geçiriyor diye, Çiftlik Bankı'nın da BDDK'nın ilgi alanına girdiğini sanıyordu ya şey dedi çiftlik bank mağdurları BDDK'ya başvursunlar tazminatlarını ondan alsınlar dedi ya. şimdi BDDK halbuki aylar öncesine Tabi bu çiftlik bank konusunda SPK'nın ve devletin maliyenin çok ciddi bir ihmali var. Bunu söyleyelim yalnız. Evet. Ciddi bir ihmali var. Bak bunu söyleyelim. Yani çeşitli alanlarda bu ihmaller görülüyor ve bu ihmallerin artık üzerine gidilmesi lazım. Bu ihmalleri yapanlar kimse bunun bedelini ya, ödemektir. Kardeşim milleti bu kadar dolandıran adamlara izin vermeyeceksiniz. Uyanık olacaksınız ve işi ya bürokrasiye teslim olmaktan vazgeçin İhmal ne biliyor ya? musun orada? Evet. Şimdi adamlar bazıları şikayet ediyor. Mesela bakanlar diyor ki burada böyle bir saadet zinciri var diyor. Buna bir bakın. Bakmıyor. Bakmıyor evet. Ne zamanki mağdur sayısı çoğalıyor, evet, evet. gazetelere haber oluyor sonra tedbir alayım diyor. Bu doğru değil. Evet. İnsanlar şikayet ettiği zaman şimdi 56 tane böyle saadet zincirini inceleme altına almış. Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız iyi bir şey yapmış. Bu saadet zinciriyle milleti dolandıranlara da Gereken tedbir yapılsın ama milletimiz de artık şu bedava para kazanma alışkanlığından para yatırmayı yani, da bıraksın. Yani bak Başbakanlığa bağlı sermaye piyasası kurulu uzmanlarına bir denetim raporu hazırlatmış ve 28 Aralık 2017'de savcılığa çiftlik bankla ilgili suç duyurusunda bulunmuş. Tamam mı? Evet. SPK. Şimdi mağdurların avukatı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çiftlik bankının hesaplarına el konuldu mu diye soruyor. Bakanlık 30 Ocak 2018'de denetimin devam ettiği gerekçesiyle hesapları blokeye etmediğini bildiriyor ve paralar yurt dışına gidiyor. Yani ihmal ihmal üstüne yani ol, olmaz evet, böyle bir şey evet, tamam mı? Evet. Neyse şimdi biz yine <laughs> Kılıçdaroğlu'na gelelim. Kemal Kılıçdaroğlu işte dediği gibi BDDK'yı e, şey yapın başvurun dedi ya. E, Ersoy dedi de e, Diğer bankaları saymış Kemal Bey'in ilgi alanına girer diye. Power Bank, Doğu Bank var sirkicili biliyorsun. Data Bank var, Kan Bankası var. Sperm Bankası da yazmış. Bank Angel diye bir banka var. Bir de parklardaki banklar var diyor. Şimdi bu arada banko, banket gibi bir takım benzer kelimeleri yazmadım. Umarım kafası karışmaz. Kılıçdaroğlu'nun biraz daha çalışması gerekecek ama olmaz diyor. Evet. Ee, şimdi e, Yalçın, <laughs> Bayar yazmış. <laughs> Yalçın, Yalçın Bayar yazmış. Yalçın ee, Kimdi bu adamın adı neydi? Abdülhatif Şener. Sivas'ta bir şey İstanbul'da 1 milyon Sivaslı var diye Sivaslı olduğu gerekçesiyle Abdülhatif Şener'i e, ciddi ciddi İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday gösteriyormuş. E, bu Abdülhatif Şener'in şey mi var? Oğlu belediye şey bir kafe mafe mi açmak istiyor. Bilmem öyle, öyle bir şey mi var? Evet. Ha, kafe evet. Bu adamın oğluna bir kafe açma izni verilsin de bari şey bir rahat etsin bu <laughs> adam Ama onda yalnız şey için görüyorum. Dün yorumlarda gördüm. O bahsettiğin CNN'deki programda filan CHP tabanında karşılığı varmış. Ben şöyle söyleyeyim. Milletvekili şey belediye başkanı adayı olur mu bilmiyorum. Hı, hı. Şener. Ama milletvekili olacağı kesin. Çünkü öyle mi? CHP Gür tabanında karşılığı var mı? Gülkan Acı şey dedi. Mesela ben dedi Mehmet Bekeroğlu ile hemşeriyim dedi. Hı hı. Şey, ama dedi tabanda çok sevilmezdi Yalnız Abdülhatif Şener öyle değil dedi CHP tabanında. Abdülhatif Şener Mehmet Bekiroğlu'na göre daha çok sevilir dedi. O yüzden belediye başkanı olmasa bile vekillik için bir göz evet. kırpılmış ona. Abdülhatif Şener Kafkasya kökenli bir evet. e, isim. Yani Sivaslı ama Sivas'a göç etmiş. Sivas'ta e, ikamet etmiş ama Sivas'a göç eden Kafkasya kökenli bir evet. aile. Ee, Çerkez, mi? Çerkez, Çerkez mi? Çerkez, değil, Dağstan. Dağistan Dağstan kökenli bir aile. Dengenli. Ama şey olacağı kesin yani benim Halk TV'de, Halk, şimdi Halk TV'ye çok çıkıyor. Hı, -hı. onu söyledi. Ben başkalarından da dinliyorum köşe gazetelerden filan. Yani milletvekili Daha olacağı önce kesin. çok düşük profilli bir isim. Ee, bilemiyorum. Bu arada taksiciler... Ki... CHP, <laughs> gene onların içinde gene hani şeyden bir gene bir için önüne geçer yani. Evet taksiciler külliye yolundaymış. E, dertlerini anlatacaklarmış. Bugün Hıncal Uç'un Uber taksi peki araştıran başlıklı bir yazısı var. E, gazeteciler niye bunları araştırmıyor diye bir sürü şey sıralamış ve bunların bunları araştıran bir sürü gazeteci oldu. Hıncalı Uç sadece kendisini okuduğu için onları görmemiş olabilir. Onlardan bir tanesi de benim. Yani çözümün, formülün ne olduğunu bir sürü gazeteci yazdı. E, yani ilgili ben sana bir şey söyleyeyim. E, biraz da kendisi dışındaki insanları tamam. da okumaya denese Hıncalı, iyi olur. Hıncalı, bir şey, Hıncalı Uç hakkında bir şey söyleyeyim. Evet. Yıllar önce bir maç oluyor. Maçın bütün hakemini herkes kötü herkes kötülüyor. Evet. Hıncal da iyi diyor. Kemal Belgin de Hıncal'ı arıyor. Kemal hı hı. Belgin bize yazar. Vallahi demiş işte Hıncal bu şey Kemal demiş. Bugün beni arayan 18. kişisin demiş. Hı hı. Yani farklı yazacak ya. Şimdi Hıncal bilir o işleri. Hı hı. Herkes ne yazıyorsa tersini yazacak ki. Hı hı. Gündem olsun diye. Onu hı. çok yapar o. Yok tersinde bir şey yazmıyor. Yo, yo, yani, anladım ben okudum e, yazısını. Ne neyse Ama tartışıldı e, o. Ha? Ya, tartışıldı bitti zaten. Bitti ya, yani işte. Hep şey söylendi. Formülün ne olduğu söylendi. Yani sonuçta e, plakaların sahibi araçlarını kullanmıyor. Bir de ne yani. diyor biliyor Devlet musun? Devlet biraz daha şey ya da belediyeler biraz daha plaka tahsis edecek. E, Uberlere yazılı şey ya yasal bir şey zemin hazırlanacak. E, ciddi ciddi plaka sahipleri araçlarını kullanacak vesaire vesaire bir sürü öneri getirdik yani. Şöyle diyor yani bir hafta bir de diyor bir hafta on gün bekledim kim ne diyecek diyor. diyor. E evet. Deseydin. <laughs> deseydin yani değil evet. mi? Şeyleri. yani Bütün bunları ben yazdım. Nedim Şener yazdı. Bir başkası yazdı. Evet. Ben bir sürü yerde okudum yani. E, bu konuyu araştıran bir sürü insanın yazısı çıktı. Evet. Neyse. Programımızın sonuna geldik. Cem Küçük ve ben Fuat Uğur karşınızdaydık sevgili seyirciler. Gelecek hafta yine Pazartesi günü aynı saatte burada olacağız. Hepinize iyi hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.